Eskiler diyorsunuz, yeniler diyorsunuz ama bizim böyle dünya çapına yayılmış neden böyle çok fazla sanatçımız yok abi? Yok. Valla Böyle bir tek evrensel anlamda. sanatçımız bakın çok ilginçtir. 50 yılı Örtekin Üsküdar'a giderken. Onun devamında rahmetli Yaşar Güvenir'in şarkısı My Crazy Baby'yi alıyor Mina okuyor. Onu devam eden yıllarda işte o yıla 60'lı yıllar 50'li yılların sonunda Yaşar Güvenirler var Celal İnceler falan var. 60'lı yıllarda başında bir İlham Gençer var. İlham Evet. Gençer'in kulisinden gelen sanatçılar var. Metin Ersoy'lar işte Arhan Tekvar'lar şunlar bunlar ve özellikle Ajda var. Evet. Ve altını çiziyorum. Adam Ajda en Paris'in koma sırasında değil mi? olimpiyasında Sizin. bak Dario Moreno'dan sonra Türkiye'den yetişmiş, İzmir'de doğmuş, Mersin'de askerliğini yapmış bir adam Dario. 50 yılında İstanbul'da diyorlar ki arkadaş senin yerin Paris, kendini göster. Her gittiği yerde Türk bayrağını göndere çektiriyor Dario Moreno. Musevi asıllı bir Türk Tabii o vatandaşı. Musevi asıllı, Musevi misyonu olduğu için öyle oldu tabii ki. Türk Ama sesi olduğun de zaman güzeldi Ajda. tamam tamam sesi Çok güzeldi ama o özel. orada oturduğu için, orada da bir lobisi olduğu için öyleydi. Ben kaç defa burada konuşmak istemiyorum böyle bir şeyi ama maalesef yeri geldiği için söylemek mecburiyetindeyim. Yıllar önce Amerika'ya gittim 71 senesinde bir konser davetiyle. Ve Ahmet Ertegün'le bizim ilk defa orada birlikteliğimiz oldu. Çok iyi dostuz, çok sıkı dostuz. Yıllardır karısı olsun, kendisi olsun. Ama hiçbir zaman Ahmet Ertegün kalkıp da Evet. Türkiye adına Amerika'da veya dünyaya bizi evrenselleştirmedi. Yani Evet. Ahmet Ertegün evreni doğru söylüyor. düşündüğümüz zaman da Evet. Hiç yardım etmedi Ahmet'in bize. bana bir sözü vardır. Dedi ki Ajda, ya, yani bugün kriter olarak baktığımız zaman bir Charles Aznavour, bir Nana Mouskouri, bir Mireille Mathieu ve bunun gibi bir takım Avrupa'daki tanınmış Bravo. sanatçıların Amerika'da yani Anglo-Sakson dünyasında bir şey olamamaları, bütün yani bir bütün olamamalarının nedeni mantalite farkı. Sen eğer 17-18 yaşında gelseydin Amerika'ya, bugün o mantaliteyle çok şeyler yapardın, çok yollar kat ederdin. Ailenle yerleşmiş olsaydın veya bir şekilde oralarda olsaydın. Ama benden konuştuğu zaman bunları, ben 24-25 yaşındaydım. Çok büyük bir fark yoktu. Çok büyük bir yaş farkı da yoktu. Ama o zamandan beri tanıştığımız halde, mesela ben ne zaman New York veyahut da Amerika için bir yere gittiğim zaman, New York'ta Niarchos'ların masasında beni takdim ederken, ben her zaman orada guest of honor oluyorum ve dediği zaman da Türkiye'nin Barbara Streisand'ı diye tanıştırıyor. Ben de o zaman böyle çok Yetmiyor, yetmiyor. şaşırıyorum. Yetmiyor. Yani Yetmiyor. Ahmet Ertegün ki nasihi Allah Tuncal da rahmet yazdı eylesin, geçen gün. biliyorum. Hıncal'ı da takdir ediyorum o konuda Evet, her zaman. Tuncal yazdı. Ve Nasuhi Ertegün'ü tanıyordum. Allah rahmet eylesin. İki kardeş de çok iyi tanıyorum. Onlar hakikaten Türklerle her zaman gurur duydular. Bunun tersini söyleyemem. Yanlış olur. Ama hiçbir zaman bir efor sarf edilmedi bu konuda. Onun için üzgünüm. Çok isterdim ben de birisi benim elimden tutsun. Yurt dışında yerleşmiş, bir lobisi olan, kimliği olan bir insan. Ama hiçbir zaman böyle bir şey olmadı. Her Evet. zaman Evet. alkışlandım. Her zaman takdir edildim ve edildik diyeyim ben daha doğrusu. Evet. Ama hiçbir zaman bu konuda bir efor sarf Yani çok edilmedi. O enteresandır. yüzden bu saatten sonra da kalkıp herhangi bir şey yapacak Evet. dedim. Ve ne yazık ki başka ölçüler var. Örneğin Julio Of! Doğru söylüyor ama çok doğru Ben söylüyor. yetişemediğim için bazı Ama burada bir şey olaylara evet söyleyeceğim. ben bir Yine dakika. sen Julio çok şey bir yaptın dakika bir dakika Ajda. bir dakika. Olimpiya önemliydi. Julio Iglesias bir Güney Amerikalı olarak imkanı olmayan bir olayı imkanlı kıldı. Ve Nana Mouskouri bugün Amerika'da Nana hakikaten çok güzel aşamalar yaptı. Ve yapanlar da var. Hala mesela bir Patricia Kaas. Doğru. Örneğin. Ama bir push etmek Bugün lazım, itmek Celine lazım. Dion. Selin diyor müthiş bir sükse. Hay bir şey var. Yine de Ajda senin başarını küçümsememek lazım. Olimpiyada 15 gece yani Komasyası birlikte çalıştınız. Yani Türkiye'den Arap'ın Ümmü Gülsüm'ü, Mısır'ın Ümmü Gülsüm'ü yerleri söyledi Ha, 15 bugün gece. bir de tabii Türkiye'den kimse Araplar çıkmadı. da bugün dünyanın yani evrene yetişmiş durumdalar. Araplar bile bu camiayı fethediyorlar şu anda. Raşit daha gibi. Sen duygulandın O mı? çok duygu. Çok Ağlayacak duygulandım. 5 dakika Hayır. sonra. Çok üzgün. Bu olayların böyle olduğunu... Ama bir tek Türk sanatçısı, bir tek Türk sanatçısı çıksa da bir şey yapsa yani Ajda yapacağını yaptı. Olimpiyada çalıştı. Gitti her yerde bizi onurla temsil etti. Çok iyi bir şarkıcı. İnsanın yüreği istiyor ki bunca şarkıcı çıkıyor, bunca genç sanatçı var.
bunca şarkıcı var, besteci var. Bir tek şarkıcımız da dış kulvarlarda, Türklere değil ama Paris'in Olimpiyası'nda, London Palladium'da. Benim bir sürü arkadaşım koşuştu o konuda. Ama herkesin arkasında birileri olmadığı için onlar da dönüp küs geldiler Türkiye'ye. Evet, biraz herhalde destek de lazım. Yani destek, bu insan tek başına da olmuyor. Evet, olmuyor. Evet. Ama ben ne yaptım? Burada yılmadığım için kendi hiç olmazsa yapamadığım akademik kariyerimi çok erken yaşlarda başladığım için en azından şan dersleri olarak bu konuda daha benim istediğim noktaya getirmek istedim kendimi. Yani yılmadım. Çok seviyorum işimi. Çünkü. Ama yani hani keşke bunca sene bir numara olmanın sebebi de olsa. Olsa evet. Bir... Pardon, özür dilerim. Çok özür diliyorum. Telefon. İnsanları tanıtan kendilerine has, yani sıradan olmasa da yani çıkan insanların da kendilerine has özellikler olsa. Ben şunu çok rahat söyleyebiliyorum. Ajda Pekkan bundan 100 sene sonra da 200 sene sonra da bir başucu albümü olarak herkesin evinde kalacak, dinlenecek bir insan. Bu çok önemli. Çok önemli. Çok önemli. Çok önemli. Peki. Programımızın bu bölümünde çok kısa hayvanlar bölümümüz var. Daha sonra kaldığımız yerden devam edelim. Benim en sevdiğim şeyler.